İzledik işte iki haberde arka arkaya 7'den 70'e herkesin içinde öyle büyük bir Atatürk sevgisi var ki öyle söküp atılabilecek bazılarının anmak istemeyenlerin istediği gibi olacak gibi değil o işler. Bakın arkamda bir fotoğraf görüyorsunuz, bir afiş. 19 Mayıs'ı anacaktı Başiskele Belediyesi ama hazırlanan afişte Atatürk'e yer verilmedi. Bir kişi o afişe cevabı yapıştırdı. Kocaeli'de Başiskele Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir afiş hazırladı. Atatürk'e o afişte yer vermedi. Bir kişi kendi imkanlarıyla düzeltti. Afişte AKP'li belediye başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün kutlama mesajı ve gençlerle çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Bir adam sağ eline sandalye, sol eline Atatürk posteri aldı. Afişin önüne gitti, sandalyeye çıktı, Atatürk posterini yerleştirdi. Kadraj dışında kalan bir noktaya selam gönderip uzaklaştı. Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediyenin tepki çeken afişinin ardından sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Mesajında bu kez Atatürk'ün fotoğrafına yer verdiği görüldü. "19 Mayıs'ın 105. yılındayız. Bugün gençlerimiz" dedik etiketimize. Sizlerden gelecek mesajları da okuyacağım bülten arasında ara ara dönüp. Tabii bir yandan dediğim gibi gözümüz İran'dan gelecek haberlerde. Sıcak yeni bir bilgi var. İlham Aliyev bir açıklama yaptı. Bu kazadan dakikalar önce İlham Aliyev ve reisi bir araya gelmişti. Uzun süre sonra İran-Azerbaycan cephesinde normalleşme adımları geliyordu. Sıcak mesajlar verilmişti. Aliyev de diyor ki dua ediyoruz reisi ve beraberindeki heyet için. Komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu da önemli çünkü tabii biraz önce o arama kurtarma çalışmalarının görüntülerini verirken sizler o sisli havayı sizler de görmüşsünüzdür. Zor şartlar altında yapılan bir arama kurtarma çalışmasından bahsediyoruz. Tabii bu şartlarda hava da karardı. İran'ın elindeki teçhizat yeterli mi? Arama kurtarma çalışmaları ne denli yapılabilecek o dağlık, kayalık bölgede? Bununla ilgili soru işaretleri vardı.